Evet sevgili Habere okuyucuları, birkaç gündür gündem yoğun. Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'nde değişim üzerine her gün yeni gündemler, yeni itirazlar, yeni taraftarlıklar, yeni desteklerle sizlerin gündemi meşgul ediliyor hiç kuşkusuz. Bugün Ümraniye'de iki tane arkadaşımla buluşup bir fena olmayan, çok lüks olmayan bir pastanede oturdum. Sohbet ediyoruz. İki arkadaş da değişim isteyen ama Meral Akşener konusunda biraz tereddütlü olan insanlardı. Bana dediler ki, İsmail Başkan, senin ülkücülüğünden eminiz, mücadelenden eminiz, her şeyini de takip eden insanlarız. Görüşlerin önemli. Neden Meral Akşener dediniz ve ilk diyenlerden oldunuz? Dedim ki buna verilebilecek çok cevap var ama isterseniz şurada bir deneme yapalım dedim. Olur abi dediler. Garson bir bakar mısın dedim. Vallahi Allah şahit olsun ki ilk defa gittiğim bir pastane. Geldi. Size bir şey sorabilir miyim dedim. Buyur abi dedi. Dedim ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında Sayın Doktor Devlet Bahçeli kalmalı mı gitmeli mi? Hemen derhal gitmeli dedi heyecanla. Hemen arka masamızda abi özür dilerim dedi ben Osmaniyeliyim ve MHP'liyim kesinlikle gitmeli dedi. Buyurun dedim işte millet. Peşinden bir soru daha sorayım o zaman arkadaşlar dedim. Yönlendirme olmasın diye isim sormadan soracağım bu soruyu dedim. MHP'nin başına ismi zikredilen Genel Başkan adaylarından hangisinin gelmesini istersiniz dedim. Vallahi de billahi ikisi de aynı anda Meral Akşener dedi. Ben de döndüm arkadaşlar dedim ki bakın beni Meral Akşener dedirten aha bu millet dedim. Millet isteyince siz gitmek zorunda kalıyorsunuz. Beni oraya gönderen milletse o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir millet davası olduğuna göre, Türkiye sevdası olduğuna göre MHP'yi iktidara taşıyacak bir isim olması samimi inancıyla yani ben böyle inandığım için var olan isimler yoksa var olan isimlerin hepsi birbirinden değerli. Sinan Ogan'ı da severim. Süleyman Sazak Bey'i çok severim. Efendim Koray Bey'i biraz küslük olsa da severim, sayarım. Selim Kaptanoğlu'nu unutamam. Geçmişte hizmetleri var. Biz cezaevindeyken başbuğa özellikle yattığı cezaevinde başbuğumuza çok hizmetleri var. Bunlar unutulacak şeyler değildir. Bunların hepsi bu partinin her yerinde olmalıdır. Bir partiye bir genel başkan seçilir ama bir partiyi binlerce insan yönetir. O binlerce insanın ilk birinde olmasa da onunda olacak isimlerdir bunlar. Bizler de bir kenarında köşesinde kendimize hizmet edecek bir yerler bulabiliriz. Esas olan şudur arkadaşlar. Ben Meral Hanım'la birkaç gün önce oturdum, konuştuğumda Sayın Başkanım programınız nedir diye sorduğumda kendisi biz köhne köşelerde, kahvelerde üst kurul avcılığına asla gitmeyeceğiz. Biz Türkiye'nin 70 ilini gezeceğiz. Bunu hep birlikte göreceksiniz. Gittiğimiz illerde bizi 10 bin, 20 binler karşılayacak. Biz MHP'nin genel başkanlığı değil, MHP'ye başbakanlık sunmaya geleceğiz dedi. Bu lafından cidden etkilendim. Umarım siz de bu doğrultuda etkilenirsiniz. Bu çerçevede yok salonu aldırmam, yok onu yaptırtmam. Bunlar boş şeylerdir. Milli iradenin önünde tıpkı sel gibi bir şeydir bu. Siler geçer arkadaşlar. Bu ülkede eksik de olsa hukuk vardır, eksik de olsa adalet vardır, eksik de olsa vicdan vardır. Bütün bunları ezip geçecekse bu genel merkezimiz, o zaman yapılacak bir şey yoktur. MHP'yi batırmış olacaktır. Artık MHP bu yapıyla, bu kafayla samimiyetle söylüyorum. Baraj altı kalmak demek abartılı bir güç vehmetmek demektir ki çok daha aşağılara düşecektir. Bu açık ve alenidir. Allah rızası için Türkiye'yi sevenler, ülkücü harekete inanmış olan insanlar bu dönem hepimize vebal düşmektedir. Bu manada öncelikle şu isim bu isim demeden tüzük kurultayı değişimi için biz oraya en az 600-700 imzayla gitmeliyiz. Onun için bütün adaylar bu noktada çalışmalı. Sonra kongre kararı alınırsa
adaylarımız yarışırlar. Birinci turda herkesin şeyi ortaya çıkar. Ondan sonra da ortak bir yönetim anlayışıyla Milliyetçi Hareket Partisi iktidara taşınabilir. Bunu talep etmek suçsa suçluyum. Bunu talep etmek hainlikse hainim. Yani çok ayıptır. Aktroller diyorsunuz. Ya nasıl bir aktrollüktür bu? AKP hakkında 10 tane dava açmış. Evvelden cemaatçi diyorlardı. Fethullah Gülen'le olan mahkemelerim yeni bitti. Yani insaf dinin yarısıdır. Artık birbirimizi aşağılamak, hakaret etmek yerine yapıcı eleştirilerimizle, MHP'ye ve davamıza katkısı olacak eleştirilerimizle, evet eleştirelim birbirimizi. Ben Habertürk'te her türlü eleştiriyi yayınlıyorum. Dün gördünüz Facebook'ta Ülkü Ocaklı diye bir Kağıthane ilçe başkanı, bir dürzü, çocukları toplamış, 15 yaşında, yani Facebook'ta sayfalarına girince bakıyorsunuz üst şeyleri yok, çıplak, böyle ellerinde kedi köpek, enik, kulakları küpeli çocuklar, bana ana avrat sövdürülüyor. Böyle bir kampanya başlatıldı. Üst kurul delegelerine korku vermek, adaylara gözdağı vermek için herhalde her zaman bana yapılanlar kolayca bedeli olmadığı için tekrar hedef ben seçildim. Saldırtırılıyor. Bunu da sizin vicdanınıza ve takdirinize bırakıyorum ve Allah'a havale ediyorum. Yapacak bir şeyim yok. Yapacak bir şeyim var. Canımı korumak, canıma kastedenlere karşı tabii ki biz de yani bir yerde oturmayız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.